Frekans TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün programımızda şeker hastalığına bağlı göz hastalıklarını konuşacağız. Şeker hastalığının göze ne gibi etkileri var, bu etkiler nasıl tedavi ediliyor sorularımızın yanıtını Bursa Şehir Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Mehmet Erol Can'dan alacağız. Sizlerle merak ettiğiniz soruları 224 alan koduyla 261-11-88 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Hocamız Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Kendisine bağlanalım ve yayınımıza başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum herkese. Nasılsınız? Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bugün şeker hastalığına bağlı göz hastalıklarını konuşacağız. Ve programımızdan önce sizinle konuştuğumuzda da pandemi döneminde de şikayetlerle size başvuran hastalarda da bir artış meydana geldiğini söylemiştiniz. Detaylandıracağız program süremiz boyunca. Ve biz biliyoruz ki diğer programlarımızda da konuşmuştuk. Diyabeti de konuşurken biliyoruz ki damarsal bir hastalık olduğu için böbreğe, kalbe, göze birçok organa etkisi var. Birçok organda tahribat yaratıyor. Diyabet yani şeker hastalığı ve göze de ne gibi etkileri var? Yanıtını sizden alacağız. Ve ilk sorumuz da bunun üzerine olsun hocam. Şeker hastalığının gözde nasıl bir ilgisi var? Göze nasıl bir etkisi vardır şeker hastalığının? Şimdi öncelikli olarak halk arasında şeker hastalığı, diyabet mellitus bir metabolik sendrom. Damarların, vücuttaki tüm damarları ilgilendiren bir hastalık esasen. Az önce söylemiş olduğunuz gibi kardiyovasküler sistem, renal sistem yani böbrek sistemi, beyin sistemi ve gözü etkileyen bir hastalık. Burada aslında metabolizmadaki yani patolojideki en önemli sebep şekerin yani yükselmesi, hiperglisemi diyoruz. Bunun yükselmesi sonucundaki damarlardaki endotel hasarın başlamaz. Aslında tüm vücutta şekere bağlı hastalıklar bu şekilde başlıyor. Endotel hasarlandığı zaman normal bir derenin akışı düşünün. Normal pürüzsüz bir aklını düşünün. Endotel hasarınca bu akışı bozuluyor. Yani düzgün bir akış olmuyor. Ve damar cidarının altındaki tabakalarda hasar meydana geliyor. Bu hasarın sonucunda tamamen pimi çekilmiş bir bomba gibi peşi sıra hastalığın seyri meydana geliyor. Bu nasıl oluyor kısaca basacak olursak? Endotel dediğimiz damar cidarındaki o şeffaf pürüz tabaka hasarlandığı zaman orada aralarda çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklardan kan içindeki bazı materyaller dışarı çıkıyor. Ve vücudumuz savunma mekanizması olarak bu çatlakları kapatmaya çalışıyor. Kapatırken de şeker hastalığında patolojisine rol oynayan yeniden bir damarlanma meydana geliyor. Bu damarlanmanın da sebebi oradan salınan aslında normalde koruyucu bir mekanizma olan vasküler endotelial growth faktörü dediğimiz bir hormonun salgılanması. Bu salgılandığı zaman orada yeni bir doku yapımı meydana geliyor. Yeni bir damarlanma meydana geliyor. Bu doku yapımı normal akışkan olan damarın akışkanlığını bozuyor. Ve bunun sonunda da oradaki dokunun beslenmesi bozuluyor. Orada iskemi dediğimiz yani oranın kanlanması bozuluyor. İskemi de bu az önce saymış olduğum vasküler endotel growth factor'un daha çok salınması yapıyor. Tamamen birbirini tetikleyerek en sonunda da normal olmayan damarlanma, normal olmayan bir damar dokusu meydana geliyor. Buna bağlı komplikasyonlar gelişiyor. Evet, aslında detaylı bir şekilde diyabet hastalığının göze nasıl etki ettiğini anlattınız. Peki buna bağlı olarak hangi hastalıklar meydana geliyor hocam gözde? Şimdi az önce bahsetmiş olduğum gibi, şimdi diyabette bizim iki tane temel sorunumuz var. Şimdi şöyle bahsedeyim, pandemi dönemi ya da normal dönemde bu hastalar ilk başta görme azlığını hissetmiyor bu hastalar. Yani bir diyabet hastası düşünün, tip 2 diyabet, 5 yıldır, 6 yıldır bir diyabeti var. Hastanın görmesi gayet iyi, herhangi bir görme bozukluğu yok. Ama bu az önce bahsetmiş olduğum hasarlar meydana gelirse, ancak detaylı bir oftalmolojik muayeneye gelen, biz göz arkasında böyle mikro hemoroji dediğimiz mikro anevizma değişikleri gördüğümüz zaman evet sizin gözünüzde şeker bulmaya başladı, şeker tüm başlamış diyoruz. Yani hastalığın ilkinde herhangi bir görme şikayeti olmadan da şeker tüm başlayabiliyor. İlerleyen süreçte az önce anlatmıştım bu endotel hasarlandığı için burada mesela
gözün tam görme noktası dediğimiz makula bölgesinde ödem meydana geliyor. Zaten diyabet hastalarında bize gerçekten ilk şikayetle başlıyorsa görme azlığı sebebi. Yani burada bir ödem meydana geliyor makula bölgesinde ve hastalar hocam benim görmem azaldı diye başvuruyor. Bu birinci en önemli şey. İkincisi herhangi bir görme azlığı olmadan da yeniden damarlanma oluşumu. Buna ancak detaylı bir oftalmolojik muayene test edebiliyoruz. Evet, dediniz ki aslında hemen bir görme kaybı meydana gelmiyor ve bu aslında gözdeki tahribat belli bir süre içinde gelişiyor ve buna bağlı olarak da hastalıklar meydana geliyor. Ama peki şekerin yükselmesiyle beraber, kan şekerinin artmasıyla beraber gözde bir ağrı ya da aniden bir görme kaybı da meydana gelebilir mi hocam? Bu yükseklik göze de hemen etki ettiği durumlarda olabiliyor mu? Şöyle bir örnek vereyim. O zaman halkımızın, insanların daha iyi anlaması için. Diyelim ki diyabet hastasıyız, şekerimiz yükseldi. Göz içerisinde, göz kümesi içerisinde bir vitreoüstenin bir jel var. Bunun bir dengesi var. Şekerimiz yükseldiğinde burada bir ozmotik basınç dediğimiz su dengesi değişiyor. Şekerden kaynaklı, şekerin yıkım ürünlerinden kaynaklı. Ve hastalar bize, hocam ben görmem azaldı diye geliyor. Biz muayeneyi ilk yaptığımızda, baktığımız zaman hastanın bir gözlük numarası hissediyoruz. Hasta biraz gözüm ağrıyor, biraz bulanık görüyorum diyor. Bir gözlük numarasını verdiğimiz zaman bu hasta gayet güzel görebiliyor. Yani ilk şeyi bazen de gözlük numarasında değişme de olabiliyor bu hastalarda. Yani gözlük numaramız etkiliyor. Aslında ağrı demeyelim de ağrı belki yanlış bir tabir olacak. Görme bulanıklığı, gözlük numarasının artması gibi şikayetler olabiliyor bu hastalarda. Ve tamamen hiçbir bulgu olmadan sadece gözlük numarası yanında bu hastalar evet ben iyi gördüm diyebiliyor. Bir süre sonra şeker regüle olduktan sonra bu hastalar bu yazılan gözlük bana kötü geldi, ben bu gözle göremiyorum diyor. Aslında bu şekerin kötü regülasyonun bir göstergesi bu hastalarda. Ağrıyı çok fazla görmüyoruz. Ve ilaveten bu hastalara bu anlatmış olduğum mekanizmalardan ötürü bu hastalarımızda diğer hastalarımıza katarak girişimi biraz daha erken oluyor. Yani bu ozmotik dengenin bozulması, şekerin yükselmesi, katarak gelişimiz andarak bize görme bulanıklı hastalar gelebiliyor. Daha göz arkasında herhangi bir bulgu olmadan da olabiliyor. Evet. Şimdi katarakta da... Buyurun hocam. Şekerin ilerleyen safhalarında bu az önce bir mekanizmadan bahsetmiştim. Bu da yeniden bir damarlanma oluşuyor. Eğer ani şeker yükselmeleri olursa göz içi kanama dediğimiz görmeyi tamamen kaybeden hastalarımızda olabiliyor. Yani görmeyi tamam hocam ben görmem bir anda kapandı. Gözümde siyah noktalar var. Gözüne bir siyah bulut geldi gibi şikayetleri de olabilir. Bu daha çok diyabetin ileri safhalarında olan şeyler. Evet. Aslında meydana gelen hastalıkları da detaylandıracağız ama şunu da sormak istiyorum. Şeker hastalarının göz kontrolleri ne kadar bir süreyle olmalı? Çünkü az önce dediniz katarakta derken katarakt meydana gelebilir diye ya da oluşan bu tahribat zamanla görme kayıplarına ya da gözlük numaralarının değişmesine de sebep oluyor diye. Peki bu aniden meydana gelebilecek görme kayıplarının da önüne geçmek için göz kontrolleri ne kadar bir süreyle olmalı? Şimdi 10 yılın altındaki şeker hastalarında eğer ilk muayenemizde göz arkasında herhangi bir diyabet tutulum yoksa, yani şeker başında kanamalar, mikroanemizden, mikroemolojilerimiz yoksa, biz bu hastamız yılda bir defa eğer diyabetleri regüle ise bir defa doktora başvurma yeterli olacağını söylüyoruz. Ama 10 yılın üzerinde diyabeti ne kadar regüle olursa olsun ya da 10 yılın altında ama ve mikro anevrizma, mikro hemoroji değişikleri varsa bu hastaları biz daha sık genelde 6 ila 3 ayda bir kontrole çağırıyoruz. Evet. Ki bu hastaların isterseniz birazcık tanı, tedavi ve takiplerine girelim madem tabii. Bu konuya gelmişken. Şimdi normalde herhangi bir diyabet hastası, herhangi bir göz bulgusu yok. Biz bu hastaların benim kliniğimde de ilk istediğimiz şey iyi bir endokrin ya da dahiliye doktoruna gidip hemoglobin A1C dediğimiz ortalama kan şekerini ölçtürmesi. Yani eğer ki hastanın ortalama kan şekeri iyi, göz dibinde herhangi bir bulgusu yoksa ve 10 yılın altındaysa biz bu hastayı iyi bir glisemik kontrol yani dahiliye ve endokrin doktoruna giderek takipmeye devam etmesi, yılda bize bir gelmesini öneriyoruz. Ancak hastanın hemoglobin A1C'si yüksek, arkalarında kanamaları varsa öncelikli olarak biz bu hasta ve 10 yılın üzerindeyse bu hasta mutlaka görüntüleme yöntemleriyle acaba retinada başka hasarlar var mı diye tetkik ediyoruz.
Bunlardan esasen ilk kullandığımız cihazlarımız optik koherans tomografi. Normalde gözümüzle biz bu hastalarda detaylı bir muayene ettiğimizde makulada yani görme noktasında ödem var mı diye bunu görebiliyoruz. Ama bazen o kadar küçük ödemler olabiliyor ki bizim gözle bunu ayırt etmemiz çok zor. Dolayısıyla optik koherans tomografi dediğimiz biz bir cihazımız var. Tamamen ışık prensibiyle çalışan, hani halk yanlış anlaşılmasın, tomografi diyoruz ama böyle bir tomografi değil. Işık prensibiyle çalışan bir cihaz. Bununla biz makulayı değerlendiriyoruz. Eğer ki farz edelim ki ödemi var. Daha sonraki bir ileri tetkik olan fundus floresan anjiyografi dediğimiz hastanın damarından bir renkli boya maddesi verip yine poliklinik şartlarında anjiyografi ismi yine hastalarımız korkutuyor ve yatmalı bir şey değil. Yaklaşık 4-5 dakika süren bir işlemle gözün damarlarına bakıyoruz. Gözün damarlarında az önce bahsettiğim bir kaçak var mı? Kanama odakları var mı? Ya da acaba gözün beslenmesinin bozulduğu, biz buna iskim diyoruz, iskemik bölgeler var mı? Bunları test etmeye çalışıyoruz. Eğer ki bunlar da varsa hastaya hemen bir tedavi protokolü belirliyoruz. Eğer ödemi varsa hemen bir intravitreal enjeksiyon dediğimiz bu ödem çözücü ilaçlarımız var. Hemen bunlara başlıyoruz. Eğer ki bir kanamaları var, yeni bir damarlanma oluşmuş, iskemisi varsa bu hasta hiç vakit kaybetmeden lazer tedavisine alıyoruz. Evet. Dilerseniz artık hastalıkları da detaylandırmaya Evet. başlayalım. Şeker hastalarının kontrollerinden ve onlara uygulanan tetkiklerden de bahsettik. Ve bugün konuşacağımız bir konu başlığı aslında diyabetik retinopati. Nedir Evet. bu hocam, bu hastalık ve şeker hastalarında ne kadar bir süre sonra görülmeye başlanıyor ve şeker hastalarında görülme ihtimali nedir bu hastalığın? Her şeker hastasında retinopatiye rastlıyor muyuz? Çok güzel bir soru. Ben meslek hayatımda her zaman savunduğum bir şey var. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani burada oranlar vermek gerçekten çok yanlış. Toplumumuzun %35'inde bu Türkiye Endokrinoloji Kliniği'nin vermiş olduğu %35'e bir diyabet insidansı var. Tabii %35 hastanın hepsinde diyabetik retinopati olmuyor. Bunda birçok faktör etkili. En önemli faktör hastanın kendi kan şekerini regüle edebilmesi. Yani hasta eğer kan şekerini iyi regüle ediyorsa biz bunlara diyabetik retinopati belki 20, belki 25 de görmediğim hastalarım var. Ama çok kötü regülasyonlu, genç hasta. Mesela bunlar hemen ikinci, üçüncü yılda bile diyabetik retinopatiyi görebiliyoruz. Esasen bu da tamamen retinopati, evet retinopati mutlaka diyabetin bir sürecinde oluşuyor. Ama bunu ne zaman oluşacağını kestirmek çok güç. Tamamen hastanın glisemik kontrol ve genetik yatkınlığı burada rol oynayan en önemli iki tane faktör. Retinopatinin belirtileri nelerdir hocam? Belirti, bir bulgu Retinopati için veriyor mu? Hastalar bu şikayetlerle mi geliyor, yoksa zaten daha önce bir diyabet tanısı almış ve rutin kontrollerde mi ortaya çıkıyor retinopati hastalığı? diyabet hastalarımız genelde şu şekilde olur. Ben kendi klinik pratiğimde görüyorum. Üç şekilde. Birincisi tamamen kendini bilen, herhangi bir retinopatisi olmayan, düzenli kontrol gelen bir hasta grubu var. İkincisi, hasta hiçbir şeyden habersiz, görmesi azalmış, doktor tespit ediliyor. Doktorun tespit ettiği var. Hiçbir şey habersiz ama bayağı bilgilenmiş. Üçüncüsü, hasta diyabetim var ama işte kontrolüme iyi gelmiyorum diyor. Orada da doktor yine çok ince böyle diyabetin bulguları olur gözümüzde. İşte az önce bahsettiğim mikroanerizma, mikrohemorajiler. Burada tespit ediyoruz. Bunu tespit ettikten sonra yapacağımız ilk şey diyabetik retinopatide önemli olan iki nokta var. Makula tutulumu var mı yok mu? Yani makula tutulumlu bir diyabetik retinopati mi? Makula dediğimiz yer bu arada halk arasında bizim sarı nokta dediğimiz görme keskinliğini yani görme düzeyini sağlayan en hassas noktamız. Diyabet de maalesef burayı etkiliyor. Acaba makulo dediğimiz yani diyabetik ödemi olan mı olmayan mı diye ayırt etmek lazım. Çünkü bazı hastalarımızda sadece makulo ödemi var. İşte bu hastayı görürsek eğer ki regülasyonu da iyi bir hastaysa diyabetik regülasyonu hemen bu hastaya enjeksiyon dediğimiz göz içerisinde yaptığımız iğne tedavisi halk arasında iğne tedavisine başlıyoruz. Ama şekeri kötüyse makulo ödemi varsa biz bu hastayı önce bir glisemik kontrol, yani bir doktoruna git, şekerini regüle etsin diyoruz. Ve bu hastaların da %30'u ve %40'ı kadarı
hiçbir tedavi etmeden bu makrodaki ödemi çözülüyor. Birinci grubumuz bu. İkinci grubumuz daha ileri, ödemi olmadan fakat damarsal oluşumların olduğu hasta grupları. Bu gruplar çok önemli. Bu gruplarda kendi arasında sınıflandırıyoruz. Bu da çok detay olacak ama kendi arasında sınıflandırıyoruz. Bu grubun bir kısmına lazer tedavisi yapıyoruz. Direkt lazer tedavisine başlıyoruz. 3 ila 6 seans kadar. Eğer ki bu lazer tedavisine eğer hasta geç kalmış, yapmadık, ilerlemişse artık hastanın bu retina tabakasımız tabakalarda bölge fibrovasküler yeni bir zarlar oluşuyor. Membranlar oluşuyor, yeni damarlar oluşuyor ve maalesef ki kalıcı körlüğe kadar giden retina tabakasına soyulmalar meydana geliyor. Biz buna retina dekolmanı diyoruz. Soyulmalar meydana geliyor. Artık bu safhaya geldikten sonra hastanın maalesef ki üzülerek söylüyorum görme umudumuz çok düşük oluyor. Evet, peki şunu da sormak istiyorum hocam. Retinopatinin evrelerine baktığımız zaman az önce de dediniz ki makülo tutulumu var mı yok mu bizim için evet, çok önemli önemli diye. Evet. Ve aslında evreler bu makülo tutulumuna göre mi şekilleniyor? Çünkü dediniz makülo ki tedaviye tutulumu... de değindiniz. Tedavide de lazer tedavisi uygulanıyoruz ama bazen geç kalınmışlık olabiliyor ve görme kayıpları da devam ediyor dediniz. Bu anlamda da hem tedavisinden de bahsedelim lazer dışında nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor retinopatide? Şimdi retinopati aslında biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi proliferatif olmayan yani yeni damarların olmadığı bir grup. Bunda kendi arasında yine segmentleri var. Bir de proliferatif dediğimiz az önce bahsetmişim yeni damar oluşumu olan grup. Bu yeni damar oluşumu olan grup bizim için çok önemli. Fakat bu iki evrenin herhangi birinde makülo tutulumu olabilir de olmayabilir de. Aslında makülo tutulumu şart değil. Yani makülo tutulumu mesela hasta ileri evredir ama makülo tutulumu olmayabilir. Ya da hasta erken evredir, makülo tutulumu olabilir. Aslında bu makülo tutulumu olan ve olmayan diye biz ayrı bir sınıflandırma var. Normalde damarsal proliferatif mi, non proliferatif mi diyoruz. Bu grupta mı? Ve bu grubun içerisinde ise makülada ödem var mı yok. Çünkü ödem işin içine girdiği zaman az önce bahsettim tam görmek kesinleniyor sarı noktanın olduğu yer. Buranın bir an önce tedavi edilmesi lazım. Buradaki de ana sorun şu. Hastalara hep şunu diyorum. Hocam benim şekerim çok iyi ama neden benim gözümde ödem oluyor? İğne yapıyorsunuz ama bir ödemim geçmiyor diyor. Verdiğimiz en iyi cevap şu. Şeker kronik bir hastalıktır. Yeni oluşmuş bir hastalık değildir. Sizin damarsal olarak bir gözünüzde rahatsızlık var. Biz bu damarsal sorunu çözmüyoruz. Sadece bunun meydana getirmiş olduğu hasarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla eğer sizin şekeriniz 20 yıldır çok kötüyse ve gözünüzde ödem yaptıysa biz bu ödemi tedavi ederiz. Ancak sonuçta oradaki 20 yılın bir birikimi var o damarlarda ve ne kadar iğne yaparsak yapalım bu tedavinin uzamasına sebep oluyor. Uzun yıl olması, diyabetin kötü regüle olması bu işimiz uzatıyor. Ama bir grup hasta var, az önce bahsettim. Bir an önce hızlı bir şekilde proliferatif evreye geçebiliyor. Bunlarda böyle tamamen tüm damarlar hasarlanmamış oluyor. Ve bu hastalarda ödem olmayabiliyor. Dolayısıyla diyabet gerçekten çok hassas bir sistemik hastalık. Evet. Hastanın bana gelirken hep dediğim şey şu, ben muayene ederken mutlaka iyi bir regülasyon olacak. Eğer ki sen kendini iyi regüle etmezsen, en iyi ilacı da versem, en iyi lazeri de yapsam, en iyi tedavi de yapsam, görme kaybın kalıcı olur diyor. Evet, şunu da sormak istiyorum aslında bir diğer başlığımızda katarakt olsun hocam ve programımızın başında da söylemiştiniz. Erken yaşlarda, erken durumlarda şeker hastalarında kataraktı görüyoruz diye. Ve aslında retinopati için sorduğumuz soruyu katarakt için de yöneltelim size. Her şeker hastasında da katarakt hastalığına rastlıyor muyuz ve katarakt nasıl belirtiler, bulgular veriyor? Şimdi şeker hastalarında katarak diğer hastalara göre daha sık görmekteyiz. Normalde katarağın görme şeyi, görüntüm bulanıklaştığı, bir perdenin arkasından bakıyormuşum gibi insanları görüyorum. Ya da önümdeki halının rengini seçemiyorum, yemeğimdekileri ayırt edemiyorum gibi bulanık görme, görme azalması gibi bize başvuruyor. Tabii bu şikayetler her zaman katarakta olacak değil. Az önce bahsetmiştim, maküler ödemde de bu şikayetler olabilir.
Dolayısıyla detaylı bir muayene, biz bunu her göz hekimi rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Diyelim ki hasta diyabetik hasta, göz arkasında makyaj ödemi yok ama kötü prognozu var. Yani kötü demek, kötü regülasyonu var ve hastanın kataraktı var. Hastalardan şöyle bir şey: hocam katarağım var, o zaman ben ameliyat olursam gözüm hemen açılır, hemen ameliyat edelim. Bu işte çok yanlış bir tabir. Böyle hastalara mutlaka hep başından beri söylüyorum: İyi bir regülasyonu olmadan bu hastalarda yapacağımız her işlem bir sonraki işlemi kötü yönde tetikliyor. Mesela az önce örnek verdim, hasta kataraktı geçmiş, diyabet hastası. Eğer regülasyonu kötüyse ve biz bu hastanın katarak ameliyatını yapmaya plan verirse, planlarsak, az önce bahsetmiş olduğum bu diyabetik retinopatiyi de tetiklemiş olabiliyoruz. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Bu hastalarda primer, öncelikle hep söylüyorum, altı çizerek söylüyorum, iyi bir regülasyon. Ondan sonrası tedavi yerine elimizden gelen her şeyi yapıyoruz zaten. Peki hocam, az önce dediniz ki katarakt hastalarında genellikle ameliyat olayım, bu hastalıktan kurtulayım gibi bir düşünce var ve bu düşünce çok yanlış diye. Peki hangi durumlarda ameliyat edilmesi gerekiyor hastalığın? Evet. Şimdi diyelim, şöyle diyelim: eğer ki diyabetik retinopatisi kontrol altında, işte mesela lazerli olmuş, iğneli olmuş, arkasında ödem yok, regülasyonu iyiyse bu hastayı gönül rahatlığıyla katarak cerrahisi yapabiliriz. Ama arkada ödemi var, kanamaları var, regülasyonu kötü. Ancak bu hastada katarak, eğer ki bizim göz arkasındaki, yani fundustaki görme takibimizi etkileyecek kadar yoğunsa, risk alıp ameliyat yapılabilir. Ama onun dışında göz arkasındaki ödemin tedavi edilmesi, iskeminin kontrol altına alınması, hemorajların kontrol alındıktan sonra katarak cerrahisini gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz bu hastalarımızda. Bir izleyici sorumuz da var. Onu da yöneltmek istiyorum sizlere. Tabii şeker hastalığını konuşuyoruz ama şeker hastalığı dışında bir hastalığı var izleyicimizin. İzleyicimiz Behçet hastalığı varmış ve gözünde karıncalanmalar meydana geldiği için de iğne olmuş. Ancak bu gözdeki siyah noktalar, karıncalanma şikayetleri hala devam ediyormuş ve size sorusu da ne yapmam gerektiği konusunda ve Behçet hastalığı da göze nasıl bir etkisi var? Şimdi Behçet hastalığı da aslında bir damar hastalığı, aynı diyabet hastalığı gibi. Hemen hemen etki mekanizmaları hepsinde aynı. Az önce bahsetmiş olduğum mekanizmalar üzerinde. Tabi Behçet'te farklı mekanizmalar da katılıyor işin içerisine. Behçet'te vasküvit dediğimiz damarların bir iltihabi hastalığı. Yani göz damarlarda bu vasküvitik tutulmalar olabiliyor. Behçet hastalarında belli evrelerde, az önce bahsetmiş olduğum gibi, görme noktalarında maküler ödem dediğimiz, yani sarımda bir ödem meydana gelebiliyor. Ve bu ödemi de gidermek için yine biz iğne tedavisi yapabiliyoruz. İzleyicimizin sorduğu muhtemelen şu olur: Behçet'te diyabetten farklı olarak enflamatuar hücreler var. Göz sıvısında bunlar yüzüyor. Muhtemelen bu hastada bu enflamatuar, bunlarda üveit dediğimiz göz içi sıvılarında enflamatuar hastalıklar oluyor. Muhtemelen izleyicimizin gördüğü bunlardır. Yani üveitin sekerlerini görüyor. Eğer ki şikayetleri çok artıyor, görmesi bulanmışsa, mutlaka en yakın zamanda doktoruna başvurması lazım. Peki şunu soralım. Gözümüzdeki beyaz kısmada bir ilaç enjekte edilmiş. İzleyicimizin mesajından bunu anlıyorum. Peki bu tedavisinin ne kadar daha devam etmesi gerekiyor? Çünkü normal bir durum dediniz. Şeker hastalığı gibi Behçet hastalığı da damarsal bir hastalık olduğu için gözde bu tarz problemlerin meydana gelmesi normal dediniz ve yine tedavisi uygulandığından bahsettiniz. Bu tedavinin daha ne kadar devam etmesi gerekiyor? Ya da yine tedavisi dışında neler yapılabilir? Bu gözde meydana gelen karıncalanmaların, siyah noktaların ortadan kalkması için. Şimdi bu siyah nokta halk arasında bizim polikliniğimizde de, günlük pratiğimizde de yaklaşık %20 kadar genç olsun, erişkin olsun çok sık bu şikayete başvuran hastalarımız var. Aslında o zaman kısaca bundan da bir bahsedeyim. Şimdi gözümüz bir küre şeklinde ve bu kürenin içerisinde bir sıvımız var. Vitreous dediğimiz bir sıvı var. Bu vitreous sıvısı yaşa bağlı çeşitli hastalıklardan etkileniyor, dejenere oluyor. Dejenere olduğu zaman bunun normal şeffaf parlaklığı kayboluyor ve kristalimsi, siyah halkasında siyah noktalar, hocam bir yerinde bir siyah nokta var, bir tül perdesi var, gözümün önüne gelip geçiyor gibi şikayetler oluyor. Bu şikayetlerin %90'ının
tedavi etmiyoruz. Zaman içerisinde bunlar azalıyor. Ancak bazı durumlar oluyor ki bu dediğim dejenerasyon o kadar çok yer alıyor ki hastanın gerçekten görmesini bozacak kadar olabiliyor. İşte bu kadar bozacak kadar olduğunda bir tane lazer tedavisi, bir tedavi var. Çok sık kullanmamakla beraber. İkincisi vitrektomi dediğimiz bu göz içerisindeki vitreous ciğerinin alanı temizlenme operasyonu gerekiyor. İsterseniz bu bağlamda hem diyabet hastanı hem Behçet'te bu vitrektomiden ve diğer şeylerden bahsedelim. Cerrahisinden bahsedelim. Tabii. O konuda hiç bahsetmemiştik. Şimdi vitrektomi dediğimiz ameliyat göz içerisindeki yani gözümüzün içindeki sıvının çeşitli şekilde görmemizi engellemesinden ve de retina tabakamızdaki çeşitli hastalıkların tedavisi yapılan bir ameliyat. Gözün en zor ameliyatlarından bir tanesi. Bu ameliyatta göz küresi içindeki bu jelatimsi doku, mesela diyabet hastalarında kanama meydana geliyor ve bu vitreous jeli, şeffaf olan jel ve hemorajik yani kanamalı, siyahımsı, görmeyi bozacak kadar kondans olup bir opaklaşma meydana geliyor. Dolayısıyla biz bu opaklaşmayı vitrektomi ameliyatla temizliyoruz. Behçet hastalarında da bu kadar çok ağır vitrektomi gereken olur genelde olmuyor. Genelde Behçet hastalarında kortizonlu ilaçlarla bu göz içerisindeki enflamatuar süreci baskılamak kaydıyla bunu kontrol altında alıyoruz. Tabii hem Behçet hem diyabet kronik hastalık olduğu için eğer ki normal hastalığın sürecinde mesela diyabet hastalarında iyi bir glisemi kontrol edildi. Behçet hastalarında bazı kullanılan bu anti-enflamatuar, immün modülatör ilaçlar var. Eğer Behçet hastalığının bu ilaçlarla iyi bir kontrol altına alabilirsek bu dediğimiz şikayetlerin baskılamış oluruz, semptomlar artmaz. Ama eğer ki iyi bir Behçet regülasyonu yoksa yani hasta Behçet'te işte oral aftlar olur, ayaklarda yaralar olur. Mesela ilaç kullanmasına rağmen semptomları devam ediyorsa, gözde üveit dediğimiz görme bulantıları ve üveit atakları geçiriyorsa bu şikayetleri artarak katlanarak devam eder. Dolayısıyla izleyicimin sorduğu soruya şu şekilde cevap verebiliriz. Evet, enjeksiyon ihtiyaç olduğu kadar yapılır. Ama enjeksiyon ihtiyacını belirleyen de hastalığın kontrolüdür. Teşekkür ediyoruz hocam. Hem izleyicimizin sorusunu da yanıtlamış olduk. Hem şeker hastalığı ve Behçet hastalığının göze etkilerini de detaylandırdık sizinle beraber. Süremizin de sonuna geldik. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alalım. Buradan sadece şu mesajı vermek istiyorum. Bizi dinleyen izleyicilerimize. Diyabet kronik bir hastalık. Bu hastalıkla mutlaka her hastamızın yaşamayı öğrenmesi lazım. Ve diyabet multisistemik bir hastalık. Böbrek yetmezliği yapabilir, kalp krizi yapabilir, inme dediğimiz felç yapabilir, görme azlığı yapabilir. Dolayısıyla bu kronik hastalıkla yaşarken etkilediği organların takibini çok düzenli yaptırdığımız müddetçe ve glisemik kontrolümüz iyi olursa bizi önümüzde güzel, mutlu, sağlıklı bir hayat bekler. Ama bunları yapmadığımız takdirde maalesef ki bu hastalıkların prognozu gerçekten çok kötü. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Hem verdiğiniz değerli bilgiler için hem de güzel mesajlar için sizleri uğurluyoruz. Sevgiler. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet sevgili izleyenler, bugün Sağlık Hattı programında göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Mehmet Erolcan'ı ağırladık ve hocamızla şeker hastalığına bağlı göz hastalıklarını konuştuk. Noktalıyoruz. Yarın saatleri 15.30'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler.